açtı. Görüldüğü gibi. Açıldı. Biz rahat bir şekilde girebiliriz buraya. Acele baş. Üst hatay ben de. Bir tekrar basar mısınız? Hırsız! Kim o? Kapı açıldı evet. Kapıyı açar mısınız? Evet, yine kim olduğumuzu öğrenmeden otomatiğe bastılar. Tamam. Görüldüğü gibi kim o demeden hemen otomatiğe basıyorlar. Ve kapımız açılıyor. Açtınız kapıyı bize. Yani biz hırsız olabilirdik değil mi? Ne bileyim, o gelmezdi hiç. İşte bu tür şeylerde dikkatli olalım teyzeciğim bundan sonrası için. Tek başına oturuyorum hem de. Evet, bir de tek başınasınız. Hiçbir şekilde kapıyı kim olduğunu anlamadan alt kapı dahi olsa açmayın. Bizden size tavsiye. O zaman ses gelmiyor orayı açmayınca da. Camdan falan çıkıyor. Ne bileyim, hiç daha gelmez bir şey değil. Bugüne kadar 76 yaş. Evet, dikkatli olanı teyzeciğim biz sizin için söylüyoruz. Tamam. Bir de şu kapınızı dışarı çıktığınızda hiçbir şekilde sadece çekip gitmeyin. Anahtarla kilitleyin, o şekilde gidin, olur mu? Oldu kızım da inşallah bir şey olmaz, Allah korusun. 10 dakikalığında gece bazda bu kapıyı şöyle koyun karanlıkta. İşte onu söylüyorum bak teyzeciğim. 10 dakikalığına da olsa ekmek almaya da gitseniz kapınızı kilitleyin, olur mu? Hiç kilitlemiyor. Tamam, kendim tamam. Okuyorum. Tamam, çok güzel. Çok güzel. Kendim okur yazarım. Oldu, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bundan ederim. Sonra daha dikkatli olun, oldu mu? İşletmek için. Buyurun. Tamam, bilgin olsun. Tamam, bunu vatandaşımızın görebileceği şu arka tarafa bir yere asıyoruz. Tamam. Vatandaşımız artık bu olan olaylara karşı biraz duyarlı olsun. Evet. Tamam, teşekkür ederiz. Rica ederim, kolay gelsin. Haydi görevler. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Yapmamız gereken şeyler... Bununla ilgili bilgi amaçlı broşür dağıtıyoruz hanımefendi. Evet. Adresinizden ayrılırken kapınızı her türlü kilitlemenizi öneriyoruz. Kapınız çaldığında gelen kişinin kim olduğunu anlamadan kapıyı hiçbir şekilde açmıyoruz. Evet. Bir de apartmanınızda güvenlikli olmasını istiyoruz. Kamera taktırmanızı istiyoruz. Bu tür bilgilendirmeler var broşürümüzde. Bunu okursanız sizin faydanız olacaktır. Tamam, sağ ol. Teşekkür ederim. Siz de sağ olun. Adresinizden ayrıldığınızda işte bakkala ekmek almaya gittiğinizde işte ya da hayvanınızı gezdirme amaçlı çıktığınızda kapınızı mutlaka kilitliyorsunuz. Bir de adresinize gelen şahısları öğrenmeden, kim o demeden içeri almıyorsunuz. Bu konuda bilgilendirme yapıyoruz. Bir de apartman dairemizde şey olsun, kameramız var. Apartmanım yok. Güvenlikli olsun. Bu şekilde.